Arka dişler, yan dişler ve ön dişler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sorularımıza bakalım. Mini kazanım testi sorularımız var. Bize bir işlem verilmiş. Burada eksi 2 ile eksi 3'ü koyarsak sonuç ne olur? Ne demek bu? A gördüğüm yere eksi 2, B gördüğüm yere eksi 3 yazacağım. A gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. 2 çarpı eksi 2 çarpı B gördüğüm yere eksi 3 yazdım. Eksi A'nın karesi yani eksi 2'nin karesi artı eksi 3'ün küpü. Arkadaşlar yapıyoruz. Eksi eksiyi çarptık. Artı 2 kere 2 4. 3 ile çarptık 12. Eksi eksi 2'nin karesi 4. Artı eksi 3'ün küpü eksi 27'dir. Doğru mu? Evet, şimdi bakalım. 12'den 4 çıktı, 8 kaldı. Artı ile eksi eksi oldu. 8'den 27 çıkarsa eksi 19 olur değerli arkadaşlar. Bunları ödev vermiş miydim? Hayır öğretmenim. Tamam, yapalım o zaman. Hocam ben anlayamadım. Tekrar anlatalım. Arkadaşlar, A gördüğüm yere eksi 2'yi yazdım. B gördüğüm yere ise eksi 3'ü. Burada 2AB demiş. A gördüğüm yere eksi 2, B gördüğüm yere eksi 3. A gördüğüm yere eksi 2, B gördüğüm yere eksi 3. Sonra çarpımını yaptım. Bunun karesini aldım. Önündeki eksiyi koydum. Bunun küpünü aldım. Önünde artı vardı. Artıyla eksi eksi oldu. 12'den 4 çıktı 8. 8'den de 27 çıkarsa eksi 19. Şimdi oldu mu? Tamam mı? Tamam hocam. Evet, devam edin efendim. İkinci sorumuzla. A sıfırdan küçük bir tam sayı. Kaç olsun mesela A? Kaç diyelim? Eksi 2 diyelim mi? Sıfırdan küçük demiş. A'ya eksi 2 diyelim. Olmak üzere hangisi negatiftir diyor. Bakıyoruz Seher. Eksi 2'nin karesi negatif midir, pozitif midir? Evet arkadaşlar. Eksi 2'nin karesi nedir? Pozitif. Pozitif değil mi Tarık? Çift kuvveti olunca pozitif. Peki eksi 2'nin küpü nedir? Peki. Artı mı eksi mi? Eksi. Eksi. Bir önceki dersi tekrar etmedik mi acaba? Bu eksi çıkar. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti artı mı eksi mi? Artı. Artı çift kuvvet. Eksi 2'nin altıncı kuvveti de yine Artı. artı. Demek ki tek kim eksi çıkıyormuş? Tek kuvvet olan B'miz eksi çıkıyor değerli arkadaşlar. Ben eksi 2'yi öylesine söyledim. Negatif sayı olduğunu görmeniz için. Siz başka bir sayı da kullanabilirsiniz efendim. Evet, bu işleme göre A eksi B kaçtır? Hadi bulalım. Evet efendim. C diyenler var.
Evet. Arkadaşlar dikkat edelim. Eksi 3'ü kaç kez çarpmışız? 4 kez. Eksi 3'ün 4. kuvveti ne yapar? 81 mi Betül? 81. Zeynep Eslem. 81, 9'un kaçıncı kuvveti arkadaşlar söyler misiniz? 9'un neyi 81? Neyi? 9'un kaçıncı kuvveti 81? 2. 2, değil mi? 9'u 2 defa çarparsak 81. O zaman A sayısı ne? 2. Herkes anladı mı burayı acaba? Tekrar edeyim mi? Bakın, bu 3 üzeri 4'tür. 3 üzeri 4 81. Diyorum ki 9'un kaçıncı üssü 81'di? Karesi. O zaman A'mız 2 oldu. Devam edelim. Eksi 2'yi kaç kez çarpmışız Ahsen, Zeynep, Rana? 1, 2, 3, 4, 5. Burası da eksi 2 olduğuna göre bu da 5'tir. 2'den de 5 çıkarsa elimde ne kalır? Tarık, Oğuzkan, Ezgi, eksi 3. Evet, Kuzey, Oğuzkan, Ezgi, ekranlar. Arkadaşlar, bu işlemin sonucunu istiyoruz. İşlem önceliğine dikkat ediniz. Haydi bakalım İranur, Zehra Nur. İşlem önceliğine dikkat ediniz. Evet, ne bulduk? C diyenler var. Haydi Ebrar, Huma, Kayra, Ali, hadi. Yunus Emre. Sohbet kapalı. Sohbet açacağım ama başka şey yazmayalım, olur mu? Evet arkadaşlar, önce nereye yapıyoruz? Önce. Buyurun. Bölme işlemini. Böyle. Üstü ifadeler. Güzel bölme Bölme. yapacağız ama önce Üstü üslubu ifadeler. bir çevirelim mi? Eylül. Üslüleri bir çeviriyoruz Emir. 3'ün karesi 9. Önünde eksi var. O yüzden ne oldu? Eksi 9. Eksi 9. Eksi 9. Tamam mı Münevver? Eksi, bu eksiyi yazdım. Eksi 4'ün küpü nedir? 64. Eksi 64. 64. Doğru. Bölü Eksi 2'nin 4. kuvveti 16. 16. 16. Çift kuvvet. Dikkat, çift. Dışarıda. Şimdi bölmeyi yapıyorum. Eksiyi 6'ya bölersem eksi. Fatih Mehmet 3. dikkat. 64'ü 16'ya bölersem 4. Evet. Demek ki bu işlem neymiş? Eksi 4. Dikkat. Şimdi ne oldu yeni durumda? Elimde ne var? Seher. Ya. Eksi 9. Eksi. Bir de buradan eksi 4 geldi. Ha, şimdi iki tane eksi olduğu için eksi eksi ne olacak arkadaşlar? Artı 4. Eksi 9. Bu da eksi 5'i de. Eğer işlem hatası yaparsan gider cevabı ne bulursun? Ya B bulursun ya D bulursun. O zaman da sıkıntı olur.
Evet. Tamam mıyız? Geçiyorum. Evet, bunu bulun. Yine işlem önceliğine dikkat. Bakalım kimler bulabiliyor? Evet efendim. Arkadaşlar önce parantezin içinden başladık. Hafsa. Münevver. Açıyoruz. Eksi 2'nin 6. kuvveti ne yapar? Kaç? Evet. Eksi 2'nin 6. kuvveti ne ediyor arkadaşlar? Artı Evet. 128. O 7. kuvveti, dikkat. 6. kuvveti. Artı 64. 64. Üssümüz çift olduğu için artı 64. Tamam mı? Dikkat. Burası neymiş? Artı 64. Bölü eksi 2'nin 5. kuvveti. Betül. 32. Eksi 32. Eksi 32. Sonra çarpı. Bakın bu eksi bir eder. Bir de eksi önünde olduğu için ne olacak? Artı bir. Arkadaşlar parantez içi buymuş. Önce bir burayı halledelim. Artıyı eksiye böldüm. Eksi. 64'ü 32'ye böldüm. 2. Çarpı artı bir. Artı ile eksiyi çarptım. Eksi. 2 ile 1'i çarptım. 2. Demek ki burası neymiş? Eksi 2. Peki arkadaşlar 8'in 0. kuvveti kaç? Evet, Eylül, Ayşe kaç? 8 üstü 0. Hocam, hocam burada eksi iki üstü beşte normalde çarpma işlemi yok kitapta. Olabilir, o farklı demek ki. Bir dakika, o noktayı ben mi koydum ya? Çarpma işlemi yok. Çarpma Burada var mı çarpma yok mu? Ha, pardon, o eksiymiş. Ben orada eksi. noktayı kendim koymuşum. Kendi koyduğum noktayı işlem zannettim. Eksi olacak. Hemen düzelteyim orayı. Arkadaşlar. Bu eksi eksi bir. O zaman ne olur? Eksi eksi bir. Eksi ile eksi artı oldu. Eksi iki artı birden ne gelir? Eksi bir kazanır değil mi? Büyük olan kazandı. Eksi bir. Şimdi buraya dikkat. 8 Eksi üzeri 0 birdi. Bir de önünde eksi var. Ne oldu? Betül, Zeynep, Rana, Beren, eksi bir. Eksi bir ile eksi biri çarparsak ne olur arkadaşlar? Kaç eder? Eksi bir çarpı eksi bir. Haydi. Eksi eksi çarptık artı. Bir ile biri çarptık. bir. Artı bir. Evet, hayırdır? Bugün ne oldu böyle? Hava biraz bozuk diye mi bozuğuz? Hava Hocam sıcak olunca yanıyoruz. Hava biraz bozunca biz de bozuk. Ne yapacağız biz? ben anlamadım. Evet. Hocam Peki. ben önceki soruyu anlamadım. Tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Bakın bu 64 diye geldi. 2'nin 6. kuvveti. Bölü. Bu da eksi 32. Sonra eksi. Şunu ben artı 1 yazdım tabii. Burası eksi 1 olacak.
Burada noktayı yanlış görünce. Eksi bir. Çünkü bu eksi bir. Bunu buna böldüm. Eksi iki. Eksi bir. Eksi iki bu artı bire dönüştü. Artı bir. Topladığımda ne geldi? Eksi bir. 8'in sıfırıncı kuvveti 1. Önünde de eksi var. Eksi 1. Yani eksi 1 ile eksi 1'i çarptım. Artı 1. Evet. Bir sonraki soruyu yapalım. Dikkatli yapalım. Kolay bir soru. İşlem hatası yapmayalım. Haydi bakalım. Bulduk mu? Hadi tek tek yapalım. Eksi 90, bir, eksi 1'in 98. kuvveti ne yapar? Söyleyin. Kaç? Söyle ya çık. Artı bir. Artı bir çift kuvvet artı bir. Eksi bu buradaki eksiyi getirdim. Eksi 1'in 99. kuvveti eksi 1. O yüzden eksi 1 yazdım. Bu eksiyi indirdim. Eksi 1'in 100. kuvveti Artı bir. Artı artı bir. bir. Arkadaşlar dikkat. Bakın. Burası bir, burası eksi bir. Birbirini götürdüler. Çıktı. Birden bir çıktı sıfır. Burada eksi eksi bir kaldı. Eksi eksi bir ne oldu? Artı bir. Yukarısı neymiş efendim? Artı bir. E aşağısı da zaten artı bir. Sonucumuz neymiş? Bir. Oldu mu? Peki. Güzel. Buyurun. Hangisinin değeri en küçüktür? Gönder gelsin. Hangisinin değeri en küçüktür? Haydi bakalım.
Arkadaşlar eksi 7'nin karesi ne olur? Ne olur Zeynep Ela? Eksi 7 çarpı eksi 7. Ne oluyor arkadaşlar? 49 mu? Söyleyebilir misin? Artı 49 değil mi? Artı 49. Artı 49. Bakın burada 4 içeride. Dışarıda olsaydı artı 1000'di. Şey 10.000'di. Ama içeride olduğu için Yabancı. eksi Eksi 10.000. 10.000. 10.000. Bu arkadaşlar 6 üzeri 3. 216 ama eksi 216. Bu da 43 ama eksi 243. Sıfır. Hangisi en küçük? Tabii ki 2 numara değil mi? Hocam Eksi ben sonradan 10. fark ettim orada yalancı parantezin olduğunu hocam. Evet, dikkat edelim. Buyurun. Burada bir mantık var. Buna göre soru işareti yerine ne gelmelidir? İlk doğru cevaba tadelle vardır. Evet, tadelle geliyor ilk doğru cevaba. Herkese atmayalım tabii. Zoom'dakiler. Hiranur sen nereye gidiyorsun? Arabadasın galiba. Evet, bir yerlere gidiyor. Haydi bakalım. Ağır iki dişler. Fatma Zehra, nerelerdesin? İlk ders bitiyor. Hadi bakalım. İlk Emir A attı. Sonra Hocam ne olmuş Cilal ki? D attı. Efendim? Ha hocam ben hatırlamıyorum. Nerede Ezgi? Sen sonra attın. Emir A, İclal D, Ezgi D, Betül D, Kuzey D, Kerim A, Beren D, Ayşe D, Münevver D, Ahsen D. Öyle öyle gidiyor. Gülen ve Medine diye. Bakalım. Arkadaşlar buradaki mantığı çözdük mü? Eksi 3'ün kaçıncı kuvvetini almışlar? Üçüncü. Üçüncü. Niye? Neyin üçünde? İçinde o eksi 3. Yine Üçgenin içinde değil mi? üç Kenar köşesi sayısını oldu. üs yapmışlar. Bunun kenar sayısını da üs yapmışlar. Bunun kenar sayısını da üs. Bu kaçıncı kenar? Altıncı kenar. Arkadaşlar 2 üzeri 6 olursa ne olur? 64 olur. Bu da ilk gönderen kim demiştim D'yi? İclal'di. İclal'e tadelli olarak gitti. Buradan niye cevap gelmedi? Yok gelmiş. Metehan göndermiş. D diye değil mi? Metehan'dan önce var mı? Bakıyorum. 39 yok. Evet Metehan Beyazıt göndermiş. Evet değerli arkadaşlar bir soru daha çözelim. Kaç sorumuz kalmış bakalım kaldı mı? Heh, kalmamış. Tamam ara verebiliriz. Arkadaşlar 10DK'lik bir ara veriyoruz. 10DK sonra problemlerle birlikteyiz. Çok önemli bir kısım anlatacağız. Kaçırmayalım. Görüşürüz. Görüşürüz.